Herkese merhaba. Ben Neslihan Demirgüler, voleybolcuyum. 14 gün sonra işsizim. Voleybolu bırakıyorum. Eskişehir'de doğdum. Küçük yaşta üstün yeteneğimi fark edip ailemin beni spora yönlendirmesiyle demek isterdim ama öyle olmadı. Hiç yemek yemeyen bir çocuktum. Annem ve babam karar verdiler, bunu bir spora yazdıralım falan, belki yemek yer, karnı acıkır falan diye. Atletizmle başladım. Atletizme gittik işte, stadyumda koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz ama ne koşmak? İşte kaç dakika kaldı hocam? 5 dakika kaldı. Kaç dakika kaldı? 10 dakika kaldı. Hocam sürekli artıyor, neden? Bir de amaç bulamadım ben sporda. Dedim ki benim buna bir amaç yüklemem lazım. Ve koşarken çıkışa doğru yönelip eve gittim. Benim amacım eve gitmekmiş atletizmde. Ve atletizm kariyerim sonlandı. Daha sonra basketbola yöneldim. İlk başlarda çok keyifliydi basketbol oynamak benim için. Çünkü sürekli oyun oynuyorduk. İşte yakalamaca, ebelemece, oradan oraya koş, buradan buraya koş. Harikaydı. Sonra antrenörümüz değişti. Böyle man to man bir şeyler, top sürme falan. Ben, hocam, arkadaşım bana dokunuyor yalnız. Hocam topumu almaya çalışıyor falan diye. Hiç anlamamışım çünkü basketbolu. Ne demek olduğunu. Basketbol da böylelikle bitti. Ondan sonra ortaokulda bir gün sınıfta otururken kapı çaldı. O dönem Bekir Sütçü hocamız, Kazım Tokat hocamız geldiler. Kız çocukları ayağa kalksın bakalım dediler. Kalktık. Sen pazartesi antrenmana geliyorsunuz falan diye. Tamam falan dedik. İşte annemlere söyledim. Anne dedim ben voleybola başlayacağım. Ha tamam başla falan dediler. Bu konuda böyle yetenekli olduğum ortaya çıkmaya başladı falan. Boyum uzuyor. Her şey süper gidiyor falan. Annemleri maça çağırıyorum. Geliriz geliriz falan. İşte antrenörüm çağırıyor. Tabii geliriz hocam, ne demek yani, hani geleceğiz falan. Annemler müthiş destek yani, gördüğünüz gibi. Kendi başıma gidip geliyorum bir yerlere. İşte deplasmanlara gidiyoruz. Annemler diyor ki bu çocuğu yalnız bırakmayın, uyur gezer yalnız bu. Evet, öyle bir hikayelerim de vardı. Daha sonra işte gittim geldim, en sonunda antrenörüm bir şekilde annemi falan yakaladı. Dedi ki, işte bu kız çok iyi olacak, ona İstanbul'dan teklifler var, gitsin, gerçekten çok iyi bir voleybolcu olacak falan dediler. Annem gene bu mu tarzında bir yaklaşımla. Benim bir İstanbul maceram başladı, ben çok gitmeyi çok istedim. Aileme söyledim hani ben gitmek istiyorum falan diye. Yok ya sen yapamazsın, 3 ay sonra geri dönersin, sen daha hiç hayat nedir bilmiyorsun, tek başına orada ne yapacaksın falan filan. Yok efendim ben gideceğim diye tutturdum. En nihayetinde de gittim ama hani beni 3 ay sonra gelir nasılsa falan diye böyle postaladılar. Ben hakikaten bilmiyormuşum hayat ne olduğunu. Çamaşır yıkamak diye bir şey varmış, yemek yapmak diye bir şey var. Ben her şeyin böyle bir anda var olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Böyle tam artık benim odamı belediye temizliğe gelme noktasına geldi ki annemler İstanbul'a taşınmaya karar verdiler. Ve ondan sonra hep beraber İstanbul'da yaşamaya başladık. İşte ilk milli takıma seçildim falan böyle, yıldız milli takım. Küçüğüz daha, 14 yaşındayız falan. Antrenör işte dedi, şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Sen şuradan oynayacaksın, böyle böyle. Tamam falan dedim. Gittim, ikinci gün elendim. Ben dedim, neden elendim hocam falan oldum böyle. Çok uyuzsun dedi, bu kadar. Ve ben çantamı toplayıp geri döndüm. Ondan sonra ikinci defa çağrıldığımda, bu sefer kadroya girmeyi başardım ve böyle bir dünya şampiyonasına gideceğiz. İşte Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası Portekiz'in Madeira Adası'nda. 3 ay önceden hazırlanmaya başladık. Kamptayız, Ataköy'de bir otelde kamptayız. Sürekli antrenman yapıyoruz. Antrenörümüz diyor ki biz şimdi adaya gideceğiz. Orada su falan bulamayız, ne yapacağız falan diye. Biz de tabii inanıyoruz bunlara. Bulamayabiliriz, o zaman içmeyelim burada falan gibi. Daha sonra neyse biz gittik. Bu arada da çok hani acı bir olay gerçekleşmişti. 99 depremiydi. Biz kampımıza devam ettik. Ve hani antrenörümüzün bize motivasyon şekli, işte Türk milletinin şu an morale ihtiyacı var, siz çok önemlisiniz. Yıldız milli takımız abi. Yani şimdi düşününce, biz tabii o zaman çok gaza geldik. Evet, Türk milletinin ihtiyacı var böyle bir şey falan. Herkesin acısı zaten kendine yettiği bir dönem. Biz gittik, işte 12 takım vardı, 12. olduk. Bayağı bir moral oldu yani. Orada da ilk çıktığım maçı hiç unutmuyorum mesela. Japon takımıyla oynayacağız. Ben hayatımda hani insan olarak Japon'u ilk defa görmüşüm.
Bir de voleybolcusunu görünce ya o kadar hızlılar ve o kadar her şey o kadar hızlı cereyan etti ki hiçbir şey anlayamadık. Yani bizde bir tabir vardır. Çok kolay maçlar için söylenen bir tabir. Muhtemelen bizim bu maçımızdan sonra çıktı zaten o tabir. Duş dahil 45 dakika deriz. Ya yani hakikaten duş dahil biz 45 dakika takım otobüsündeydik. Döndük. Ondan sonra işte 16 yaşıma falan geldim. İlk defa amil takıma gideceğim. Heyecanlıyım falan. Bana yaşa en yakın olan kişi 25 falan. Ben 16 yaşındayım. Ben diyorum ki işte oraya gideceğim. Kendimi göstereceğim, şöyle oynayacağım, böyle oynayacağım. Meğersem ofis boyu arıyorlarmış. Üzerime zimmetli 46 tane top var. Bir buz çantası var. Her maçtan sonra eşofman üstlerini dağıtmam gerekiyor. Maçlardan sonra otel odasından herkesin odasına gidip formalarını alıp laundry'ye götürmem gerekiyor falan. Bayağı bu işlermiş benim yapmam gereken aslında 16 yaşında. Ve böyle oynamaya başladım. Sonra bir anda bir şans geldi. Beni sahaya atmak zorunda kaldılar. Ve ben de o gün fena iş çıkartmadım. Ve dediler ki tamam bu çocuk olacak. Hani bunun üzerine gidelim. Birkaç sene daha geçti ve işte Ankara'da bir Avrupa Şampiyonası düzenlendi 2003 yılında. Baş antrenörümüz Sayın Deniz Esinduy'u o turnuvadan bir hafta önce kalp krizinden kaybettik. Ve çok bizim için çok büyük bir travmaydı ama o önümüzde oynamamız gereken bir turnuva vardı ve buna çıkmak zorundaydık. Ve hani onun da verdiği, ona duyduğumuz saygı, sevgi ve inançla birlikte o turnuvada ikinci olduk. Ama tabii hani sizin gördüğünüz orada yazan işte ikinci olur ama neler oldu? Ben şimdi çıkıyorum sahaya, binlerce insan nasıl Neslihan, şurama imza, burama imza. Böyle vay be falan diyorum. Sahadan adımımı dışarı attığım anda topları topladın mı? Buzlar nerede? Buz kuvası üzerine zimmetli. Yani böyle bir kavram kargaşası. Yani hani insanlar ama içeridekiler beni çok seviyor. Tamam da buzları sen taşıyacaksın yine de. Bu hiçbir şey değiştirmez. Top arabasını sen taşıyacaksın. Böyle bir iki sene takımın en küçüğü olarak götür getir işleri. Aynı zamanda yurt dışından teklif geldi. Tenerife diye İspanya'da. Bir ada takımı. Gelir misin bizimle oynamak ister misin falan der. Tabii dedim gelirim ya. Yani gene cahil cesaretiyle. Aldım topladım çantalarımı. Bir tane elimde köpeğim var. Bavullarımı verdim uçağa. İndim uçaktan. Bavullar yok. Köpek var. Ben varım. Beni aldılar. Bir eve götürdüler. Burası senin evin dediler. Tamam dedim. Yarın saat 10'da antrenman var. Tamam dedim. Ondan sonra şöyle bir dolabı açtım. Dolap boş. Karnım aç. Telefonumun kablosunu, şarj kablosunu köpek yemiş. Gece uyuyamadım. Aç karnına yattım. Sonra böyle ne işim var benim burada ya? Neden? Neden voleybol? Biraz sorguladım. Ertesi gün markette böyle kollarımı raflara geçirerek Allah kimseye açlıkla sınamasın. Bütün ne bulduysam bildiğim, bilmediğim her şeyi aldım. Bir de şöyle bir şey var İspanya'da çok garip. Herkes İspanyolca konuşuyor. Ne kadar garip değil mi? Bilseniz de bilmeseniz de yüzünüzün içine baka baka diyorlar ki bir şeyler anlatıyorlar ve hani anlamaya çalışıyorsunuz siz de falan. Bayağı iki ay benle sadece İspanyolca iletişim kurmaya çalıştılar ve ben hiçbir şekilde anlamadım. Dedim ki yani ben bu kanımı yerde koymam arkadaşlar. Bir gün marketten çıktım. Dönülmez bir yerden dönmüşüm. Hop polis eveledi beni. Adam geliyor şimdi ben ne yapacağım diyorum. Adam geldi işte dedi sen dönülmez yerden döndün dedi. Ben de başladım Türkçe anlatmaya. Abicim dedim bak antrenmandan çıktım. Yoksa ben dedim yani biliyorsun asla böyle bir şey yapmam. Yani neden böyle bir şey yapayım? Adam tabii benden yıldı ve hadi git dedi. Paçayı kurtardım o şekilde. Ondan sonra İspanya'dayken 3. senemde hamile kaldım. Böyle falan dediler. Bayağı büyük şey oldu, kariyerinin üst noktasında hamile kaldı, olur mu öyle şey falan filan. Benim için bir seçimdi bu, ben bunu seçtim. 4 aylık hamileydim, Şampiyonlar Ligi maçına çıktım, oynadım. Hiçbir sıkıntı çekmedim. 4. ayın sonunda bıraktım voleybolu. Zaten Zeynep kızım doğduktan sonra 40 gün sonra da tekrar antrenmanlara başladım. 5 aylık gibi bir ara verdim. Orada işte Şampiyonlar Ligi Final Four'u oynadık, bir şeyler olduk ve sonunda ben Vakıfbank'a döndüm. Orada da 2,5 sene daha oynadım. Sonra Eczacıbaşı kariyerim başladı. İşte kariyerimin en büyük
başarılarını orada elde ettim. İşte olimpiyata katılmak olsun, dünya şampiyonluğu, şampiyonlar ligi şampiyonluğu, bunların hepsini Eczacıbaşı'nda yaşadım. Bizde olimpiyata kalmak, voleybolda Avrupa kıtası olarak uzaya gitmek daha kolay. Çünkü 8 takım var, bu 8 takımın 7'si dünya sıralamasında ilk 10'da zaten. Yani çok zor kalmak, 8 takım var, ikili gruplar oluyorsunuz, çapraz eşleşmeler falan. Son gün neyse biz finale kadar geldik. Final maçında işte antrenör dedi ki, işte son taktiği verdi, şimdi odalarınıza gidin, dinlenin, şu saatte hareket ediyoruz maça, tamam falan dedi. Dedim, Özge ben biraz üşüyorum ya dedim. Yoktu ya, üşünecek bir şey yok, neyse dedi yani hani gayet normal falan. Ben çok üşüyorum falan dedim. Geldi, senin dedi ateşin var dedi, doktor çağrıldı falan. 39 derece falan ateşim var. Ben böyle mi, yok ya bir şey yapın, ben bu maçı ölsem oynarım. Yani hani 39, 40, 50 ne oluyorsa ben hiçbir şekilde durmayacağım ve bu maçı oynayacağım. Bir de acayip sıkı doping kontrolleri var tabii. Öyle istediğiniz ilacı istediğiniz şekilde alamıyorsunuz. Bir şeyler içirdiler falan. Neyse ben o maçı bitirdim. Biz olimpiyata kaldık. Acayip süper bir şey. Vay be! Olimpiyata da gidiyoruz diye. Ondan sonra ben işte kaldık. Sonra hastaneye gittim zaten. Onun da bir mutluluğunu tam olarak yaşayamadım. Zaten bizde böyle oluyor genelde. Ben kendimi şey buluyorum, dünya şampiyonasına gidiyorum, dünya şampiyonu oluyorum. Nasıl insanlar mutlu, herkes sizi nasıl seviyor ama yani böyle bir şey olamaz. Ertesi gün market arabası itiyorsun, bir Ayşe kadın alayım da akşama fasulye pişiririm falan diyorsun. Böyle bir sürekli ya siyah ya beyaz, hani hiç grilerde olamıyorsun. Ya eve getiriyorum, pişiriyorum, çocuğun önüne koyuyorum, anne, efendim kızım ben köfte yiyeceğim. Şimdi şampiyonla konuşuyorsun ha? Diyemeyeceğine göre çocuğuna. Ben de dedim ki yani tamam o zaman. Vakıfbank'ta oynadığım dönemde Ukraynalı bir antrenörümüz vardı. Adam o kadar tatlı, çok tatlı Türkçe konuşuyor falan filan. Hep taktik toplantılarımız geçiyor. İşte herkes diyor ki sen şunu yapacaksın, sen bunu yapacaksın. Sen şuna şunu kapatıyorsun, bunu böyle yapıyoruz falan filan. Bana geliyor sıra, canım. Sana Allah verdi, sen ne istiyor o. O zamandan beri ben ne istiyor o. Öyle takılıyorum, sağ olsun. Ondan sonra Eczacıbaşı döneminden işte olimpiyata gittik. Olimpiyatta dediler ki bayrağı sen taşıyacaksın. Tamam ya dedim yani hani bayrak taşırım ne olacak ki falan ilk duyduğum anda. Bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Gün yaklaştıkça bir böyle bir bacaklarda titreme, böyle hafif bir anksiyete, çarpıntı, ya düşersem, ya yere yapışırsam, ne olacak, ne yapacağım, Allah'ım lütfen düşmeyeyim falan son saniyeye kadar böyle hafif bir kalp kriziyle gidiyorsunuz. Açılış çok güzeldi ama biz göremedik. T harfi olduğumuz için en sondaydık. Sıramızı beklerken açılışın hiçbirini göremedik. Olimpiyatta mesela dışarı çıkıyorsunuz, şehre, insanların arasına karışıyorsunuz. İnsanlar gelirken ve hop yakalıyor şuradan akreditasyonunuzu, fotoğrafını çekiyor, Google ediyor. Yeterince ünlüysen fotoğraf çekiliyorlar. Ben de tabii o zamana kadar CV'mi biraz doldurmuşum falan. Hiç böyle çekip bakıp gönderen olmadı çok şükür. Ondan sonra olimpiyat da bitti. Daha sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu geldi. Dünya şampiyonluğu geldi. Sonra bir daha dünya şampiyonluğu geldi. Yüksek enerjiler sarf ederek yüksek işler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama sonunda çok da kimsenin umurunda değilsiniz yani. Hani ne olur ki? Ben bunu anladım. Çünkü ben ne kadar başarılı olursam olayım, ben Eskişehir'e, ailemin evine gittiğimde onlar beni profesyonel perde takıcısı olarak görüyorlar. Veya ulaşılamayan yerlere ulaşmak için kullanıyorlar beni. O yüzden aslında da hani bu kadar da dünya şampiyonu olmuşsun, olimpiyata gitmişsin, o kadar da bir önemi yok yani benim için. Sonra, evet, Galatasaray'a geldim. Şu an Galatasaray'ın kaptanıyım. İşte Galatasaray'a gelmemin sebeplerinden biri de kızım Zeynep. İşte sabah akşam çok yoğun çalıştığımız için 3 günde bir maç ve her gün antrenmanımız oluyor. İşte ben sabah antrenmana gidiyorum mesela. Zeynep diyor ki, anne nereye gidiyorsun? Antrenmana gidiyorum. Her sabah kalktığında beni antrenmana giderken Galatasaray'da olsam böyle olmaz. İyi, tamam dedim ya. Son senemde de Galatasaray'da oynayacağım dedim. Galatasaray'a geldim. Bugün 6. çiftimi yaptım, çift antrenmanımı. Yani bayağı bana verilen vaatlerle yapılanlar hiç birbirini tutmuyor. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Ve hani artık yürüyecek halimiz kalmadığı noktada antrenman.
bitiyor falan. Son hatırladığım maç da 2 hafta önce falan. Novara karşısında Şampiyonlar Ligi Final Four'una kalma maçı oynuyoruz. İşte ben 38 sayı yapmışım. Baktılar hani ben vurdukça ölüyor, vurdukça ölüyor falan filan. Antrenör gitti pasörle bir şeyler konuştu. Ondan sonra bana geldi ki Nesli dedi, her topu sana attırıyorum dedi. İyi misin dedi. Yani iyiyim. Tamam geber o zaman dedi. Ben öyle. Tamam hocam siz öyle diyorsanız falan diye böyle bir maç geçirdim. Ya yani herkes şu an kaptan olmak istiyor, CEO olmak istiyor, müdür olmak istiyor falan. Her şey olmak istiyoruz. Olan da vardır aranızda. Ben işte 14 gün sonra işsiz kalıyorum. Ne yaparsanız yapın. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben yaptıysam siz haydi haydi yaparsınız yani. O yüzden hiç enseyi karartmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.